Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle deney etkinliği yapacağız. Gerekli malzemeleri sayıyorum. 1 bardak kadar su, sulu boya, fırçamız, 6-7 adet kesme şekerimiz ve düz bir servis tabağımız. Ben özellikle beyaz seçtim. Çünkü renkli su yapacağız içerisinde. Çok az su akıtıyorum. Biraz daha koyabiliriz. Evet. Şimdi de istediğim rengi seçerek burada tabağımda renkli boya elde edeceğim. Ben yeşil rengi seçmek istiyorum. Koyu renk seçersek daha iyi. Şöyle karıştıralım. Renkli suyun içerisine kesme şekerlerimizi koyarak kesme şekerlerinin nasıl çözündüğünü, yani eridiğini gözlemleyeceğiz. Ve neden renkli su kullanıyoruz? Kesme şekerler renkli suyu çekerken daha rahat gözlemleyebiliriz. Eğer normal duru su olsaydı bunu gözlemlemekte zorlanabilirdik. Ama renkli suyla daha çabuk gözlemleyebiliriz. Ve olabildiğince koyu bir renk oluşturmaya çalışıyorum. Olabildiğince boya alıyorum çünkü. Evet, sulu boyayla işlemimi tamamladım. Şimdi kesme şekerlerimde ve tek tek koyacağım kesme şekerlerimi. Şöyle enlemesine koyalım tam ortaya ve birincisini koyuyorum. Gördüğünüz gibi hemen çekti. Üzerine hemen ikincisini koyacağım. Bakalım o da çekecek mi kesme şekerden? Evet, o da yavaş yavaş çekmeye başladı. Üçüncüsünü koyuyorum. Bakalım çekecek mi? Sonra da dördüncüsünü koyuyorum. Alttan erimeye başladı ve kesme şekerlerim o yüzden durmakta zorlanıyor. Genelde 4 şekere kadar deniyoruz ama bazen çok çekebildiği için o yüzden yedek şeker yanımda bulundurmak istedim. Evet, üçüncü şekere çıkmadı. Yanında bir tane daha deneyebiliriz. 1, 2. Evet, diğeri devrildi şekerleri emdiği için. Şöyle üçüncüsünü koydum yanında. Onu da gözlemlemeye çalışıyorum. Çok az renkli suyu çekti. Hatta bu taraftan hiç çekmedi. O zaman geri alıp altını kontrol edebilirim. Şöyle gördüğünüz gibi çok az çekmiş. Ve şöyle size yakın göstermek istiyorum. Bastırdığımda dağılıyor. Yani suyu çekti ve çözündü. Eridi. Bakın hepsi dağıldı. Hepsi erimiş oldu. Evet, kesme şekerler sert bir yapıda olduğu için suyu çektiğinde suda erimesini, çözünmesini gözlemlemiş olduk bugün sizlerle. Üst üste kule yapmaya çalıştık. Bu deneyi tek tek üst üste koyarak değil de 4 tane kesme şekeri elinizde dik bir şekilde hazırlayıp da koyup öyle de deneyebilirsiniz. Bugünkü etkinliğimiz bu kadardı. Hoşça kalın çocuklar.